Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Rümeysa Kadar. Buyurun Sayın Kadar. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok kıymetli Genel Kurul. İyi Parti grup önerisi hakkında söz almış bulunuyorum. Şimdi öncelikle hem İyi Parti'ye cevap vermek hem de benden önce konuşma yapıp konuşması yanlışlar dolu konuşmacılarımıza, milletvekillerimize çok kısa gençlikle ilgili bilgi vermek istedim. Çünkü parlamentonun gençlikten bir haber olduğunu görmüş oldum maalesef bugün. Öncelikle gençlerden sözde değil özde bahsetmek ve gençlere sözde değil özde değer vermek çok kıymetli. Ben milletvekilliği sürecimde bunu gözlemlemiş oldum. Biz artık sizlerin birlikte çay içtik fotoğraflarınızda obje olmak veya önemsiyor gibi gözükmek için vermiş olduğunuz önergelere konuk olmak istemiyoruz. Biz burada bizzat olup burada bizzat kendimizi anlatmak istiyoruz. Maalesef tabii birçok düzeltme yapmam lazım. Ama şunu da belirtmiş olmak istiyorum. İlk başta çok bozuluyordum. Burada 50 yaşında yaş ortalamasına sahip bir grubun gençlerle ilgili önerge vermesine, konunun öznesi olmayan herkesin konuyla ilgili konuşmasına inanılmaz bozuluyordum. Artık açıkçası mutlu oluyorum. Çünkü siz serzenişinizi dile getirip gençlerle ilgileniyor gözüktüğünüzde biz de aynı zamanda gençlere nasıl çözüm getirdiğimizi buradan herkesin huzurunda dile getirme şansı buluyoruz. Tabii gençleri anlamaya çalışan insanların burada gençler konuşurken sesini yükseltmesinin de ne kadar ironik ve kendileriyle örtüşmeyen bir tavır olduğunu herkese buradan belirtmek isterim. Şimdi birincisi gençler sizin geleceğiniz değil. Gençler artık bugününüzde bunu kabullenmeniz gerekiyor. İkincisi biz sizler konuşurken hala gençlerin problemlerini anlamak için öneri verirken 2 ayda neler yaptık biraz onlardan bahsedeceğim. Birincisi 150 bin üniversite öğrencisine her yıl ailesini görmek için iki kez yani yılda 2 kez ulaşım desteği vereceğiz. İkincisi 198 bin yurt kapasitesini 800 bine beni dinlerseniz çok memnun olurum. Dinlemek zorunda değilsiniz ama konuşmalarınız yanlış dolu. Bence dinlerseniz çok güzel olur. 800 binin üzerine çıkardık. Dünyada bunun şu anda örneği yok. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İspanya'da öğrenci konaklama talebini %6 karşılarken, İngiltere %4'ünü karşılarken, Amerika bugün %12'sine, Fransa %15'ini, Almanya %11'ini karşılıyorken biz kaç karşılıyoruz? Muhalefette bilen bir kişi varsa gerçekten çok memnun olacağım. Bildiğinizi sanmıyorum. Biz %92'sini karşılıyoruz şu anda Türkiye Cumhuriyeti olarak. KYK beslenme yardımını 25'ten 60'a çıkardık. Aylık 1800 TL demek bu. KYK yurt ücretlerine bu yıl değişiklik... Sayın milletvekilleri lütfen devam edelim. Arkadaşımız yurtlardaki ranzalardan bahsetti. Çok teşekkür ederim. Benim konuşmamda yoktu. 2002 yılında bu %81 iken ranza sayısı şu anda %89'u karyola ve baza. Çok teşekkür ederim bunu dikkatime sunduğunuz için. Tabii dotlardan bahsetti. Şu an 2 farklı yöntem var. Eski sistem hala geçerli. Yurtlara gitmediğiniz için, öğrencilerle buluşmadığınız için bilmiyor olabilirsiniz. Ama biz ücretsiz bir şekilde artık veriyoruz et yemeğini ve vejetaryen menüyü. Ek olarak TOKİ'de gençlere 50 bin konut sözü veriyoruz. KYK bursuna zam yaptık ve bunun önümüzdeki yıl başında da güncelleneceğini Sayın Cumhurbaşkanımız duyurdular. Siz problem konuşmayı tercih edebilirsiniz. Biz önergeyi reddediyoruz çünkü biz buraya problem konuşmaya değil, getirdiğimiz çözümleri sunmaya geldik. Böyle devam edeceğimizi umuyor. Gençlerle ilgili bilgi almak isteyen herkes